skecimizin adı Yok Artık geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Ya Murat, bizi nereye götürdün ya? Bir de tayt giymişsin. Erkek adam tayt giyer mi ya? Abicim, konsept bu, konsept. Sen niye giymedin? Spor bir şeyler giydim, formamı giydim. Ya olur mu öyle şey? Niye oyun bozanlık yapıyorsun? Bak, Ozan ne güzel giymiş. Yok, benimki tayt değil kanki. Yunuslik. Allah kahretmesin. Sıcak tutuyor musun? Sıcak tutuyor size ya? Bu hale bak. Lan oğlum, kız var dedin. Güzel ortam var dedin. Getirdin bizi buraya. Masa, sandalye bile yok lan. Hey ya, her yerin minder. Ne yapacağız? Kızlarla güreşme edeceğiz ya. Ne alakası var kardeşim ya? Allah Allah. Ya birader, bara gittiğinde, kulübe gittiğinde güzel kız görüyor musun son zamanlarda? Görmüyorum. Sen görüyor musun? Ben gitmiyorum. Ya tamam, gitmiyorsun. Önemli değil. Mesela diyelim ki biz sokaktayız. Sokakta böyle güzel kız gördüğümüzden hep sürekli diyoruz ya, ulan bu hatunlar nereye gidiyor arkadaş? Bunlar nerede takılıyorlar? Ahan da buraya gelip iç huzurlarını buluyorlarmış kardeşim. Ben de sizi aldım getirdim ki hep beraber iç huzurumuzu bulalım. İç huzur bulacakmış. Her hafta çağırıyorum seni cumaya. Bütün gelmiyorsun, hep bir bahanem var. Oğlum, bize iç huzur değil, dış güzellik lazım değil mi kardeşim ha? Yok mu? Var abi, var, var. Ya bak, burada tanıdık kız var diyorum size. Kıza Instagram'dan hop burayı paylaşmış, ben de Alev'i çaktım. Ondan sonra dedim ki, dedim, sen nereye gidiyorsun? Ben de oraya gidiyorum iç huzurumu bulmaya. Ben de dedim, tamam süper. Sizi de aldım, geldim abi. Kız arkadaşı var mı? Arkadaşı var mı? Vardır oğlum, olmaz mı arkadaşı? Her yer... Madem arkadaşı var, bize niye bunları giydirdin lan? Yürüyünce bak. Oğlum, tam Allah Allah. Ben düşündüm olsun. Şıkır şıkır yapacağım şimdi kız. Al giy şunu. Oğlum bu halı saha. Lan bu vardı, bunu aldım işte. Sus giyin. Lan bağırma kız, duyacak. Manyak mısın? Altında tayt var, bu halı saha diyorsun. Yemiyorum yine, dur. Daha iyi oldu, daha iyi oldu. Kız geliyor lan. Güzel kız oldu. Bismillah. Ya yoga benim için başka bir şey yani. Koydum. Selam Eda ya da Namarti mi demeliyim? Tanıyamadım. Ya Instagram'dan sen hani story atmıştın. Ben de story'ne cevap vermiştim. Sen görüldü atmıştın bana. Aa, tamam. Cenk. Yok, değil. Ha, Koray. Erkin. Yok. Koray. Koray'ı söyledin değil dedim ama. Koray niye ısrar ediyor? Ama yaklaştın Koray'a. Ay, hayrullah. Yok, Esteban. Hayrullah'la Koray'ın neresi birbirine yakın? Murat ben, Murat. Ya kusura bakma. Hiç memnun önemli değil. Oldum. Ben de memnun oldum. Kızın Instagram DM kutusuna Cimer'den daha çok mesaj geliyor. Bunu anladık şu anda. Abicim, bu erkekler toplanıp konuşalım. Her kıza yürümeyelim lütfen ya. Ya dur Esteban, çekil ya. merhaba Eda. Merhaba. Ben Ozan. Arkadaşın var mı? Var. Benim de var, bak Hilmi. Memnun oldum bacım. Ben de. Balım! Bal! Tatlım! Bal, bal. Gel buraya bal. Çok pozitifsin bugün. Evet. Ya madem pozitifler, niçin okuşuyorlar ya? Hiç bilinçli değil bunlar ya. Sus lan bir sus. merhaba. Ben Ozan. Merhaba, ben de pozitif Melo. Memnun oldum. Arkadaşın var mı? Gel buraya. Kavgaya adam mı çağırıyorsun? Sana ne arkadaşın? Sana ne ya? Öyle değil oğlum. Sınırları zorluyorum. Belki seçenek vardır ya da. Tamam, ben işte iki tane soruyorum. Selam arkadaş. Özge, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok ya tatlı. Bugün çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Evet. Ya bir şey soracağım. Rehberimiz nerede kaldı? Ay, Güneş'i selamlıyordu. Herhalde lafı daldılar. Rehber Güneş'le mi konuşuyor? Evet, Güneş'le, ayla, geceyle, gündüzle, toprakla, karıncayla, karıncanın mamasıyla. Deli lan bu rehber. Bizim köyde Mınığın Ali vardı. O da böyle... Mınığın Ali mi? O da böyle Güneş'le Güneş'le konuşuyordu. Tımarhaneyi kapattılar. Ne diyorsun ya? Mınığın Ali'yi. Mınığın Ali şahitçi. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Adam kendi hayatını bu işe vermiş, ünlü bir şamandır. Ya nerede ünlü ya? Madem ünlü, biz niye tanımıyoruz? Değil mi? Nasıl? Trabzon'da da oynamıyor. Nasıl tanımazsın ya? Şamandır o. Şamandıra mı? Namaste. Namaste. Namazda hocam. Namaste. Geldi şamandıra. Yalnız o şamandıra değil. Ne bu? Niye? Rengi aynı. Bunu da suya koysan batmaz. Üstüne de zil koy, aynı işte.
Bu benim halam lan. Dur. Ya. Hocam tamam, niye kızdınız? Bir şeye sinirlendiyseniz söyleyin yüzümüze, nedir yani? Arkadaşlar, o Yogi Hacı, tamam mı? 7 yıldır sessizlik yemin ettiği için konuşamaz. Ya nere konuşamaz ya? Ben şimdi onu konuşturacağım bak. Senin ben gelmişim. Hakikaten sağlam yemin etmiş ya. Bak içinden geçtim, kıkını çıkarmadı. Nasıl içine attıysa balon balığı gibi şişmiş. Tamam oğlum, dur. Namaste arkadaşlar. Namaste. Namazda hocam, aleykümselam. Bakıyorum da aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de maddesel dünyadan ayrılıp paranın, malın, mülkün bir önemi olmadığını kavrayıp spiritüel dünyaya kendinizi bırakmaya mı geldiniz? Evet hocam. O zaman biner lira alalım arkadaşlar. Ya niçin evet diyorsun? Biz karalar için geldik ya. İç huzur için. Ben de şimdi nakit yok ya. Adam postayı çıkardı lan. Çok bir şey yok. Hala sen de biraz oğlum, yardımcı ol. Ben kayıtla geldim. Sen bizimkini versen tamam, biz sana. Kanka. Seninkini mi? Benimkini. Hazır okuyayım. Abi da benimki. Bütün iç huzurum kaçtı. Hepsi kaçtı. Hocam. Nefes egzersiziyle başlayacağız değil mi? Evet arkadaşlar. Güne nefes egzersizleriyle başlayalım. Tamam. Matlara yerleşir lütfen. Evet. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Ya ben zaten nefes alıp veriyordum. Bunun için mi 3.000 lira verdin? Evet, şimdi bedenimizi açmanın zamanı geldi. Egzersizlerimize geçiyoruz. Asistanım Hacı size bu konuda yardımcı olacak. Evet Hacı, lütfen. Aşağı bakan köpek hareketiyle başlayalım lütfen. Bir köpek olmadığımız kalmıştı kızlarımız. Evet, Hacı, yukarı bakan köpeğe geçelim. Hocam bu daha çok kıyıya vurmuş balina gibi oldu. Hacicim, kobraya geçelim, kobra. Hocam ama bu da değil, bu da boğa yılanı oldu. Ya, evet, Hacı, o tamam. Değil mi? Evet. Evet, bravo. Böyle, bravo hocam. Arkadaşlar. Ben iyi yapıyor muyum? Harikasın, bravo Eda'cığım. Hocam nasıl oluyor? Sen bayağı hırs yaptın herhalde. Harika, gerçekten mükemmel. Bugüne kadar gördüğüm en iyi kobra duruşu. Sağ olun hocam. İsmi ne senin? Murat. Bundan sonra senin adın Kobra Murat olsun. Hocam taytı giydik, ayıp oluyor kızların yanında ha. Hocam, bugün İstemir Üçeyli'ni yapacak mıyız? Ay, evet hocam, çok ihtiyacımız var. Ben talibim hocam, isteme varsa. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteyelim. Lan saçma saçma konuşmayın. Kızların babası burada mı? Doğru, babadan isteyelim. Evet, isteme ritüeline geçebiliriz tamam. Arkadaşlar. Biliyorsunuz, evren o kadar büyük hocam, ve o kadar verici ki... biz ne dilersek dileyelim, bize anında geri verir. Şimdi herkes evrenden ne istediğini dışarıya doğru aktarsın. Ben mutluluk istiyorum. Ben sevgi istiyorum. Ben huzur istiyorum. Ben 1 milyon dolar istiyorum. Hani bir şey olmadı. Çünkü gerçekten istemesini bilmiyorsun. Nasıl isteyecekmişim? Ben göstereyim sana canım. 1 milyon doları istiyorum. Ama herkesin var, benim yok. Arkadaşlarımdan geri mi kalayım ya? İstiyorum, istiyorum. İstiyorum. Geldim. Oğlum bu hangi evren? Biz de isteyelim lan bundan. Global Holding sahibi babam Süha Evren. Babacığım diyorum, para oluyor, oluyor babacığım. Ben Özge'yi istiyorum. Özge istiyorum ben. Özge! Özge, gel, 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 gel. Özge, gel, 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 gel. Bırak, gel, 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 bırak. Özge. Devam, devam, devam. Aha da sıçtı altına. Ya ne bozuyorsun adam ya? Allah Allah. Kız hareketler yapamıyordu ya. Ya altına yapacaktın, ne geliydi ya? Evet, tamam arkadaşlar. Sessizlik lütfen. Bugün yeni bir çalışmaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere...
dünyadaki ve evrendeki hiçbir şey tek taraflı değildir. Hı. Her şey karşılıklıdır, öyle değil mi? Evet. Bugün de biz dünyayla aramızdaki problemleri çözmek adına aile dizilimi yapıyor olacağız. Evet, aile dizilimini bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Bu E-Devlet'e giriyorsun şifreyi, 7 sülaleni gösteriyor. Hayır, o değil. O hayır, değil, o değil mi? O değil. O değil oğlum. Hepimiz kendi iç benliğimize dönerek rezonans halinde geçmişe dönüp ailemizle ve akrabalarımızla olan problemlerimizi çözeceğiz. Tamam, şey değil mi hocam? Sinan Çetin film gibi. Dana, dana, dana. Hayır, o da değil. O da değil. Yapınca anlarsın. Evet, var mı aramızda gönüllü olan? Ben olurum hocam. Evet Ecacığım, bize biraz geçmiş travmalarından bahseder misin? Hocam, benim ailem biraz sert. Benim erkek arkadaşım olmasına izin vermiyorlar. Lisede bir tane olmuştu, o da olduğuna pişman oldu. Tamam. Edacığım, şimdi rezonans haline geçip titreşerek, bedenlerimizi, ruhlarımızı titreştirerek senin bu travmanı hep birlikte çözeceğiz. Tamam. Şimdi bu aile tablosunu oluşturmamız gerekiyor. Kendine bu arkadaşlar arasından bir erkek arkadaş seçmeni istiyorum. Hocam ben olabilirim. Eda'yla da tanışıyoruz. Görüldü atmıştı ya. Oradan şeyimiz de var. Tamam, o olsun. Peki. Şimdi de kendine bir baba seçmeni istiyorum. O olsun. Verdim ki. Güzel. Şimdi de bu travmanın parçalarından biri olan anneni seçmeni istiyorum. O olsun. Ben mi olacağım hocam? Bu kadar seçenek varken ben mi anne olacağım? Biz çok anne oynadık. Biraz da sen oyna. Buna çalıştınız mı? Evet. Olur, tamam. Hocam ben Eda'yla el ele tutuşayım mı daha duygu geçsin anlamında? Eda'cığım yanıma gelir misin lütfen? Uzaktan duygu geçmez diye düşünüyorum ben. Yanlışım varsa. Burada Eda'nın travmalarını göreceğimiz için kendisi bu canlandırmada yer almayacak. Bunun yerine Hacı sana eşlik edecek. Hocam Hacı'yı Eda mı yani şimdi? Öyle mi izleyeceğiz? Evet. Tamam. Hacı canlandırma konusunda çok yeteneklidir. 8 yıl Flash TV'de canlandırmalarda oldu. Evet. Şimdi herkes gözlerini kapatsın ve Eda'nın travmatik ailesine doğru yola çıkın. Hazır mısınız? Niyet ettim Allah rızası için Eda'nın annesi olmaya. Evet, gözlerimizi açalım ve canlandırma başlasın. Ya çok hızlı gitmiyor muyuz sence de? Hele baban bir şey der şimdi. Öyle mi diyorsun? Annene babana mı geldik şimdi? Allah belanı versin sana. Sabahtan beri ben çalışıyorum burada. Ayağıma var romatizmam, bronto bronşit, belim affitik. Yazık değil mi bana ya? Ben gömelim de rahatlardır şimdi ya. Ya sen ne lanet bir adamsın. Sana yazıklar. Sus. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Hanım. Hilmi, şu anda ne hissediyorsun? Çok yoruldum hocam. Çukur aldım, üstümü başımı yırtacağım. Bundan boşanmak istiyorum. Peki kocana ne söylemek istersin? Boş ol, boş ol, boş ol. Hocam, bu benim annem. Evet, evet şu an onları görüyorsun Eda. Evet, şimdi Eda yeni erkek arkadaşıyla eve girer. Kızım neresin ya? Merak ettik seni. Bu ne? Baban demedi mi sana evde dışarıda buldun sahipsiz hayvanları eve götürme diye? Çıkın. Hayır, yanlış anladınız. Ben onun erkek arkadaşıyım. Sen şaşırdın mı babamızı öldürün? Kızmaz, kızmaz. Ben onunla tanışmak istiyorum. Niyetim ciddi. Hanım, kim o lavuk? Benim efendim. Kızımızın erkek arkadaşı bir. Git op babanın eline. Ya bakalım buraya. Kızımı seviyor musun? Çok seviyorum efendim. Sen kimsin de benim kızımı seviyorsun? Şerefsiz. Aa! Vurma bey. Sen karışma hanım. Aa! Anne de baba arasına girilmez. Ama efendim... Bilmiyorum. Aile için lan bu. Aa! Ya ne biçim çocuk getirdin eve? Ama... Bak lan sen... bana. Sus. Yeter ulan. Yeter. Öldürün lan kızım. Baba bir dakika. Bırak kocanı. Baba bir dakika. Kız. Eda sen karışma bu işe. Eda karışma. Hanım biz bunu nasıl yaptık hanım? Yeter lan! Yeter! Ne lan bu? Bu ayakkabı nasıl çıktı lan burada? Ne lan bu? O Eda'dan çıkmadı. Allah kahretmesin ya. Ulan geldik şuraya bir kızla konuşacağız, tanışacağız. Kalk lan sen de. Bunun da yatma. Kızım yedin mi lanaları? Yedin lanaları. Ya çok zor olmamalı ya.
Allah Allah! Şu hale bak ya, kızla tanışacağız diye geldik. Yok iç huzur bilmem, yok yoga hareket, köpek olduk lan. Yok dıdısının dıdısını oynadık. Neymiş arkadaş? Evimde ya? Bağırma lan şerefsiz! Oğlan lan durun artık da! Bırak tutamayın! Çıkmadılar rolden. Hocam çıkmadı. Arkadaşlar, herkes gözlerini kapatsın. Ve bir adım geri at. Artık rolde değilsiniz. Birader sen de kusura bakma ya. Edacığım. İnanmıyorum ya. Resmen benim ailemdiler. Murat, sen tüm bunlara benim için mi katlandın? Ben doğru mu duydum? Vallahi evet, ben senin için ya. İnsteden yazdı, işte dönmedin falan ya. Sahtekar! Sahtekar! Burada duygusal, spiritüel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen bunları kullanarak bu kızı elde etmeye çalışıyorsun öyle. Hocam siz demediniz mi bir şeyi çok isteyin olur? Aa ben kızı istiyorum işte. Orta Asya'da şaman eğitimi alırken öğrendiğim çok önemli bir cümle var. Olmayınca olmuyor. Trabzon'da bir laf var. Bize yer Trabzon. Hocam pardon, siz bu Orta Asya'nın neresindensiniz? Ortasından. Hangi şehir? Hattuşaş. Hattuşaş lan oradan. Bunun Hattuşaş dediği yer Çorum lan Çorum. Biliyorum işte Çorum. Kandırıyorsun milleti ya. Ulan leblebi gibi milleti kandırmışsın. Bir de geliyorsun bize burada akıl veriyorsun be. Nasıl yani? Biz şimdi dolandırıldık mı kızlar? Paramızı geri verin. Ya seni polise şikayet edeceğim. Vallahi billahi Muhittin'in suçu hepsi. Benimle hiçbir alakası yok. Sekte lan. Beni de satıyorsun. Da bozdu, orucunu bozdu, 61 gün susacak. Muhittin, bunlar bizi çiğ çiğ yer. Kaçalım. Aa, gittiler. Baba, kaçamıyor. İstesem yakalarım ha. Baksana. Boş ver, Allah'ından bulsun. Heh, ağzın bal yesin ya. Allah'ından bulsun. Teşekkür ederiz. Sizin sayenizde kurtulduk. Kızlar, siz de bundan sonra kimsenin sizin duygularınızla oynamasına izin vermeyin. Teşekkür ederim. Dedikleri mi? Ya burada kim var? Gerçekten. Oğlum gerçekten. ben anladım ki spiritüel erkeklerden değil, espiritüel erkeklerden hoşlanıyorum. Ya. Evet. Bende şaka da var. Bir gün Temel... Onu anlatma. Ben ne anlatacağım ya? Dursun, Mursun gitsen de işte ne olacak? Sen ya? Allah dedin, beni kazandın. Gerçekten. Bak yemin ediyorum. Ne güzel anlaştılar değil mi? Evet ya, çok güzeldiler. Ne diyorsun, bizden de olur mu? Altındaki taytı çıkarırsan olur. Vallahi araya da kaçıyordu, çıkartırım ya. Ne yapıyorsun ya? Lan... Sapık mısın sen? Kızım! Yanlış anladın lan, onun şeyini çıkartacaktım ben, dur. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Zile de gidiyor gibi. Zil diyenler. Ceren ne diyorsun? Zil gibi duruyor. Abi çok eğlendim. Biz de çok eğlendik. Değil mi? Yani skecin konusu aslında daha önce işlenmiş bir konu ama... aile dizimi bence bir fark yarattı. Bağlandığı yer de güzeldi. Biraz hoca erken döndü ya. Hacı ile Atakan erken birden böyle döndüler. Finali sert oldu yani ama... Yani hızlı bir dolandırıcı oldular ama içeride çok... eğlenceliydi. O yüzden kim zili çalsın? Hacı nerede ya? Hacı'yı bir burada konuşmamız lazım mı gerçekten? Yani işte yine bir yani burada üçlü enerjiniz ve senin Özge'de bir çıldırman var. Sana ne oluyor? Öyle skeçlerde, eğer skeç doğru tempoda giderse sana bir yere gidiyorsun. Abi nedir o durum abi yani? İşte gerçeklikle özdeşleştiriyorum. Komedinin damarlarında hissettiğin anda çok güzel oluyor. Alkışlar ekibimize gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızla.